1530 hektarlık yüz ölçümüne sahip olup bir tarafı ormanlık, bir tarafı düz ovadır. 7 kasabası, 36 köyü ile tarım ve hayvancılıkta önemli bir üretim potansiyeline ulaşmıştır. Ürettiği birçok üründe hayvancılık, buğday, şeker pancarı gibi çeşitli ürün borsaları oluşmuştur. Bu konudaki hedef, üretilen ürünlerin yeterli sanayi alanı oluşturup tarıma dayalı sanayinin merkezi olmaktır. İlçe, yerleşim alanı olarak çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu durum, kalıcı hizmetleri ve özellikle belediye hizmetlerinin halka ulaşmasında güçlükler ortaya çıkarmaktadır. İlçe, son yıllarda kendini yenileme, değişim ve gelişim noktasında iyi bir ivme yakaladı. İlçe kaymakamı, belediye başkanı, kamu kurumları, siyasiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye yeni yatırımlar kazandırmanın yarışı içerisine girdiler. Uzun yıllar ihtiyaca cevap verecek yeni bir hükümet binası, adliye sarayı, belediye sarayı ve okul inşaatları konusunda adeta ilçede taşlar yerinden oynadı. Bu konuda mevcut potansiyel imkanlar harekete geçirilip en kısa sürede ilçenin olması gereken yere gelmesi hedeflenmektedir. Yerleşim alanının hemen yakınındaki gölüyle ayrı bir doğal güzelliğe sahiptir. Göl, kışın yağan yağmura paralel olarak su seviyesini yükseltip aynı zamanda Ilgın ve Atlant ovalarının sulama suyunu da karşılamaktadır. Fakat son yıllarda yağışların azlığına paralel su sıkıntısı yaşanmaktadır. İlçe, geçit merkezinde olduğu için tarih boyu önemini korumuş ve hep göç almıştır. Bünyesinde Yörük, Türkmen, Çerkes, Kafkas ve Balkan göçmenleri olmak üzere özellikle komşu ilçelerden çok sayıda insanı barındırmaktadır. Etnik bakımdan çok zengin bir profile sahiptir. İlçe bu yönüyle hem kendi içerisinde hem de dışarıdan gelen insanlar açısından dışarıya açık, sosyal bir yapıya sahip. Kral yolunun Ilgın'dan geçmesi, gölünün, kaplıcalarının olması ve geniş bir alana sahip olmasından dolayı büyük taarruz öncesi 5. Süvari Kol Ordusu Ilgın'da kalmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, büyük taarruz öncesi Ilgın'da bir süre kalmış, birlikleri denetlemiş ve Kocaçayır'da 7-8 bin askerin yaptığı Ilgın manevralarını izledikten sonra büyük taarruza burada karar vermiştir. Ilgın'ın büyük taarruzda önemi çok. Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi de çok etkilendiği kaplıcalardan seyahatnamesinde bahsetmeden geçmemiştir. Seyahatnamesinde Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'nın kaplıcalarda banyo aldığından, Mesnevisinin büyük bir kısmını burada yazdığından bahseder. Kaplıcalar bir hamam değil, şifa gücüne sahip yeraltı su kaynağıdır. Bu nedenledir ki Ilgın kaplıcalarının iç ve dış birçok hastalığı tedavi ettiği bilinen bir gerçektir. Renksiz ve kokusuz tabii lezzetinde kaplıca suyu 42 derece olup felç, siyatik, trahom, göz ağrıları, cilt hastalıkları, sinir ve yorgunluklar, kadın hastalıkları, romatizma, içilmek suretiyle böbrek taşlarının düşürülmesinde çok faydalı olduğu tespit edilmiştir. Ilgın kaplıcaları, Ilgın Belediyesi'nin tesisleri yanında 2 adet 3 yıldızlı özel sektöre ait tesislerle birlikte 526 yatak kapasitelidir. 1576 yılında Kıbrıs Seferi sırasında Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordularımız Ilgın'da konuşlandılar. Bu esnada ünlü Türk mimarı Mimar Sinan tarafından Han Bedesten Alışveriş Merkezi cami olacak şekilde Lala Mustafa Paşa Külliyesi olarak yapılıp hizmete sunuldu. 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde yeniden tadilat ve onarımı yapılarak amacına uygun bir şekilde hizmete sunuldu. Kamuya ait Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası Ilgın'dadır. 1982 yılında bölge şeker pancarı üreticilerinin hizmetine sunulan kamuya ait en genç şeker fabrikasında yıllık 1 milyon ton pancar işlenip yaklaşık 100 bin ton şeker üretilmektedir.
ayrı ilçede, 170 köyde, 30 bin çiftçiye hitap eden, bünyesinde 1000 kişi çalıştırmakta olan şeker fabrikası, üreticisiyle, çalışanıyla ve beslediği şeker sanayisiyle ilçeye ve yöre çiftçisine potansiyel özellik kazandırmaktadır. Ilgın, yerüstü üretimi ve turizme bakan doğal güzelliklerinin yanında yeraltı doğal kaynakları bakımından da zengin kaynaklara sahiptir. Türkiye Kömür İşletmelerine ait İşletme Müdürlüğü de Ilgın'da faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut kömür rezervleri ancak sanayi tesislerinde kullanılmaktadır. Kalorisi düşük olduğundan ısınmada kullanımı çok tercih edilmemesine rağmen ileride termik elektrik üretimi için büyük potansiyel arz etmektedir. Kömür işletmeleri de şehre büyük bir katma değer sağlamaktadır. İlçe, hafta sonu piknikleri için eşsiz doğa güzelliğine sahip Bulcuk Göleti ile ayrı bir görünüm ve güzellik kazanır. Giyim kuşamı ile gelenek ve görenekleri, kendine özgü düğün adetleriyle ayrıca böbrek sağlığı açısından çok faydalı olduğu tespit edilen ve doğal görünümü itibariyle aşağı çiğil kum döken tesisleri mutlak gezilip görülmesi, ilgilenilmesi gereken yönleridir. Yukarı çiğilde hakiki kök boyası kullanılarak dokunan kilimler, Ilgın'a 25 kilometre uzaklıkta olan Yalburt su anıtları, Roma ve Bizans döneminden günümüze uzanan bir köprü oluşturmaktadır. Ilgın'ın en yüksek köylerinden olan 1345 rakımlı Kempos, Sultan Dağları'nın tam ortasında yer almaktadır. At yetiştirilen hara anlamına gelen ismiyle Selçuklu sultanları zamanında çok değerli atlar yetiştirilmiştir. Şimdiki ismi ise Gökçeyurt Beldesi, en yüksek dağı 1875 rakımlı Morbel Tepesi, kasaba sınırlar içerisinde olup Kurtuluş Savaşı sırasında Ilgın manevralarını yöneten Fahrettin Altay Paşa'nın emir subaylarından Osman Efendi'nin memleketidir. Kasaba sınırları içerisinde başka bir mevkide doğal yöntemlerle sağlıklı bir şekilde soğuk hava deposu işlevi gören mağara bulunmaktadır. Çevre köy ve kasabalardan gelen peynirler tulumlar içerisinde bu doğal soğuk hava deposunda muhafaza edilmektedir. Ilgın coğrafyasındaki ilk Selçuklu eseri olan Dedi Sultan Tekkesi, kitabesinde yazıldığı gibi 1180 yılında II. Kılıç Arslan'ın azatlı cariyelerinden Senaver Hatun tarafından yapılmıştır. Tekke, dıştan içe doğru bahçe, ilk cemaat yeri, kubbe altı ve mescit gibi dört ana bölümden oluşmaktadır. Kubbe altında Dedi Dede'nin, iyi Farsça bilen Ömer Baba'nın ve Arapçayı iyi kullanan Muhammed Sultan'ın mezarları vardır. Mescit ise 1768 yılına kadar tekke sakinlerinin camii olarak kullandıkları bir ibadet yeri olup o yıllardan sonra sadece ziyaretçilere hizmet vermeye çalışmaktadır. Diğer bölümlerde de yine çıkmış ve adları mermer taşlara kazılmış başka mezarlar da bulunmaktadır. Kasabada hem kütüphane ve hem de müze olarak zenginleştirme çalışmalarına devam edilen Beykonak Kültür Evi de bulunmaktadır.